şunu da söyleyeyim. Kayıp Asiye ile ilgili. Hayatım şimdi haber ekibimizi amcası aradı. Çocukları teslim edeceklerini söyledi. Nimet Aykurt. Çok teşekkür ediyorum. Demiştim yani mutlaka ailenin içinde de bir aklı başında birisi çıkacaktı. Teslim edeceğim çocukları diyor. Bahadır Aykut'un abisi, amcası. Kızımız yaşının 18 olduğunu, ailesinden sözlü şiddete maruz kaldığını yalan anlatmış. Sizin onu öldüreceğinizden bahsetmiş. Yalan, yalan, bağla değil. Ama asıl önemli olan dediğim gibi... Müge yani çocuklar ne yaparlarsa yapsınlar aklı başında büyüklere görev düşüyor. Telefon attığımızda Nimet Bey'de. Nimet Bey günaydın. Öncelikle çok teşekkür ederim. İyi günler efendim. Çok teşekkür ederim size, sağ olun. Yalan söylüyorlar. İyi yayınlar, iyi Ramazanlar Müge Hanım. Hayırlı Ramazanlar, teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin ablacığım? İyiyim valla, sesinizi duydum. Bu açıklamalarınızdan sonra daha iyi oldum. Hem kızımızın ailesi adına hem de sizin oğlunuz adına çok samimi söylüyorum. Saygılar, hürmetler Müge abla. Teşekkür ederim. Müge Hanım, bu olaydan benim haberim yok. Beni aradılar. Ben kızın annesiyle görüştüm. Karakoldaydı. Oradaki memur görevliyle konuştum. Yalan söyleme! Dur, sen demedin mi nikah kıydık? Kız kızdan yalan söyleme! Sen demedin mi nikah kıydık? Ne dedin sen? Belediye başkanı bizden adamımız dedi. Ne yalan söylüyorsun? Söyleme bunu, tamam. Tamam şimdi bir dakika, tartışmaya gerek yok. Nimet Bey, ben size teşekkür ediyorum. Sözünüzü tutmanızı bekliyorum. Lütfen kızımızı teslim edin. Sonra kadar, sonra kadar amacım bunlara. Tamam, şimdi hayatım amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Amaç kızımızı sağ salim teslim almak. Nimet Bey, ben size teşekkür ediyorum. Sözünüzü tutmanızı bekliyorum. Hocam, kızım olamadı, geliyor çocuğum, afiyet haline gidiyor. Utanmaz! Haberi de paylaşacağım yine izleyicilerimizle. Kızımız teslim olduğu zaman şu anda Muş'talarmış. Savcılığa gideceklermiş. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Nimet Bey. Duyuyor mu beni Nimet Bey? Ben duyuyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Kavgaya, tartışmaya gerek yok. Önemli olan işin sonu. Kızımız 16 yaşında nüfusla, oğlunuzun da başı belaya girecek. Hiç gerek yok. Dünyada milyonlarca kadın ve milyonlarca erkek var. Herkes kendine uygun olanı seçsin. Kendine uygun olduğu zamanda seçsin. Çocuk lise 3. sınıf öğrencisi. Okulunu bitirsin. Evet, vatana, millete, ailesine. Kolunda diyor. Bir altın bilezikle hayırlı bir evlat olsun. Hepimizin dileği o. Çok teşekkür ediyorum. Bir haberim daha var. Yine 16 yaşındaki ideal dilsiz. O da biliyorsunuz Perşembe günü gözyaşlı bir anne babayı ağırlamıştım. Ve burada sayın savcımıza... Çok teşekkür etmiştim Bigadiç Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla. Balıkesir Bigadiç İlte Jandarma Komutanlığı bu kızımızı kaçıran Tünel Karabulut'un Akyar Mahallesi'nde yaşayan yakınlarının evine çok sayıda baskın düzenlemişti. Çocuğumuzu bulmak için 16 yaşındaki çocuğumuzu. Baba da stüdyomuza kalkmıştı, gelmişti bu baskınların ardından ve ben çocuk oğluma sesleniyorum. Çıksınlar ortaya demişti. Özkan Karabulut bu sabah kızımızı ve oğlu Tünay'ı jandarmaya teslim etti. Şu an kızımızın ve onu kaçıran Tünay'ın ifadelerine başvuruluyor. İşlemlerin ardından da kızımızın ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Şu anda değil, şu anda değil. Yurday değil, siz İdal'in babası da telefon attığımızda. Yurday Bey, sizin de gözünüz aydın. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sesin mutlu mutlu geliyor. Evet, çok mutluyuz ya. Vallahi ben de gözünüz aydın diyorum. İnanın ben de mutlu oluyorum. Yani insanın mutluluğu sesine de yansıyor, yüzüne de yansıyor, değil mi? Gözüne de yansıyor. İnşallah herkes mutlu ve sarsın. Bu hafta kızlarımızın hepsini... Bulduk. Hepsini bulduk. Allah'a şükürler olsun. Müge Hanım size çok teşekkür ederim. Canım benim. Teşekkür edecek bir şey yok ya. Bugün sana, yarın bana yani. O yüzden bir aradayız. Teşekkür edecek bir şey yok. Ben de sizlerin adına çok mutlu oluyorum. Hepsine. Çok sağ ol. Eşine de çok selamlar. Hadi inşallah sağ salim kızınıza kavuşun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.